9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı sayfa 214 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı cevapları. Sayfa 214 okuduğunuz metin, Olcay Önertoy'un Halit Ziya Uşaklıgil'i bilimsel bir yöntemle değerlendirerek hazırladığı Halit Ziya Uşaklıgil Romancılığı ve Romanımızdaki Yeri adlı eserinden alınmıştır. Metinde Halit Ziya'nın doğumundan ölümüne kadar geçen zaman içindeki aile yaşamı, eğitim süreci, edebiyata olan ilgisinin kaynakları, edebiyat dünyasından sanatçılarla olan ilişkisi ve edebi çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. Genellikle nesnel ifadelerin yer aldığı bu metinde Halit Ziya'nın anılarından da yararlanılmıştır. Yaşam öyküsü de denilen biyografi, edebiyat, sanat, siyaset, spor gibi alanlarda başarı göstermiş, topluma önderlik etmiş kişilerin yaşamının anlatıldığı metinlerdir. Biyografiler tarihin, edebiyat tarihinin ve eleştirinin önemli kaynaklarıdır. Biyografi bir kişiyle ilgili bilgileri alt alta sıralama işi değildir. Biyografilerde yazarın tercihine, metnin sanatsal ya da akademik amaçla ele alınmasına göre kronolojik bir sıra izlenebileceği gibi kişinin yaşamının belirli bir dönemi üzerinde de yoğunlaşılabilir. Yazılışlarına göre ayrıntılı olarak hazırlanan biyografilerin yanında ansiklopedilerde, sözlüklerde yer alan ve kişiyle ilgili bilgileri ana hatlarıyla veren biyografiler de vardır. 1. Bu sırada şiire merak saran ve şiirin düz yazıyla da yazılabileceğini savunan Halit Ziya, Aşkımın Mezarı adlı mensu şiirini basılması için tercümancı Hakikate Muallim Naci'ye gönderir, cümlelerindeki altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK'nın Türkçe sözlükünden kontrol ediniz. Cevap: merak sarmak, bir şeyi edinme, yapma veya onunla uğraşma isteğine kapılmak, bir şeye eğilim duymak, savunmak, herhangi bir saldırıyı geri çevirmeye, saldırıya karşı koymaya çalışmak, saldırıya karşı korumak. 2. Okuduğunuz metne göre Halit Ziya'nın edebiyat sevgisi ve tiyatroya ilgisi nasıl başlamıştır? Cevap: öğrenciliği sırasında yayımlanan yapıtlarıyla Namık Kemal ve Abdülhak Hamit'i tanıdığı gibi, babasıyla birlikte gittiği Gedikpaşa Tiyatrosu'nda izlediği oyunlar da kendisinde tiyatroya karşı ilgi uyandırmıştır. 3. Yerinde ve tutarlı yapılan eleştiriler insanların yaşamlarını büyük oranda etkileyebilir. Bu düşünceyi destekleyen ifadeyi okuduğunuz metinden söyleyiniz. Cevap: şiirinin, Muallim Naci'nin mezarda aşk aramak, ölüde can aramaya benzer biçiminde sert bir eleştirisiyle yayımlanması onu çok üzer. Bu eleştiriyle birlikte kendisine doğru yolu gösterenler olarak söz ettiği iki yakınının onu şiir yazmaktan caydırmaya çalışması şiiri bırakmasında etkili olmuştur. Kısımları eleştirinin nasıl olması gerektiği hakkında bilgi vermektedir. 4. metinde Halit Ziya'nın roman türündeki hangi eserlerinden bahsedilmiştir? Cevap: Mavi ve Siyah, 1896-1897, Aşk-ı Memnuh, 1897-1898, Kırık Hayatlar eserlerinden bahsedilmiştir. 5. metinde anlatılan kişinin bizzat kendi ifadelerine yer verilen bölümleri gösteriniz. Bunun metnin anlatımına nasıl bir katkısı olduğunu belirtiniz. Cevap: bu yardımın onun için ne büyük değer taşıdığını, Ahmet Mithat Efendi beni de dersim için irşad etti. Batı edebiyatına girmek için her şeyden önce Yunan ve Latin edebiyatından geçmek gerektiğini söylerdi. Bu o derece doğruydu ki hemen ilk derslerimde bu iki edebiyat için birer taslak hazırladım, sözlerinden anlıyoruz. Kısmında tırnak içinde verilen kısımlar kişinin kendi ifadelerine yer verilen kısımlardır. 6. okuduğunuz metindeki anlatıcının roman, hikaye gibi metinlerdeki anlatıcıdan farkını belirtiniz. Cevap: burada daha samimi ve bazı yerlerde bilgi verici bir dil vardır. Bu da öyküleme ve betimlemeden çok açıklayıcı dilin kullanılmasını sağlamaktadır. 7. metindeki anlatım biçimini ve düşünceyi geliştirme yollarını belirleyiniz. Cevap: açıklama, örnek verme, alıntılama, tanık gösterme gibi anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarından faydalanılmıştır. 8. okuduğunuz metinde bilgi veren ve yorum içeren cümlelere birer örnek söyleyiniz. Cevap: bilgi veren, Halit Ziya Uşaklıgil'in doğum yılı olarak birbirinden farklı yıllar gösterilir.
Kendisi bu yanlışlıkların önüne geçmek için asıl doğum yılının 1868 olduğunu belirtmiştir. Yorum içeren, bu eleştiriyle birlikte kendisine doğru yolu gösterenler olarak söz ettiği iki yakınının onu şiir yazmaktan caydırmaya çalışması şiiri bırakmasında etkili olmuştur. 9. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanım amaçlarını verilen boşluklara yazınız. Cevap: Hazineci Evrak'ta yayımlanan bu makalelerin ilki Uyku Nedir'dir. Cevap: Özel eserler makale isimlerinin her biri büyük harfle başlar. Aynı yıl amcası Sadık Bey'le Atina, Sicilya, İtalya, İsviçre yoluyla Paris sergisine gider. Cevap: Ülke isimleri ile ünvan isimleri büyük harfle başlar. Değişik konulardaki bu yazılardan sonra, Nesli Ahir adlı romanı Sabah gazetesinde tefrika edilmeye başlanır. Cevap: Roman eserlerinin her bir kelimesinin ilk harfi büyük harfle başlar. 27 Mart 1945'te yaşama gözlerini yuman yazarımız, Bakırköy'de oğlunun yanına gömülmüştür. Cevap: Belli bir tarih belirtildiğinde ay isimleri ve şehir isimleri büyük harfle başlar. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı sayfa 214 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.